Her çarşamba olduğu gibi tamamı devamlı programındasınız. Bu yayında halk bahsedeceğiz. Geçtiğimiz senelerde 2023 yılında, 2022 yılında bu daha çok 2023 yılında ciddi bir halk arz performansıyla karşı karşıya kalmıştık. Son günlerde halk arz endeksinde bir miktar geri çekilme var. Borsa endeksiyle kıyasladığımız zaman bir miktar orada yataylaşma söz konusu. Biraz bundan bahsedeceğiz. Biraz halk arz olan şirketlerde, halk arz endeksindeki şirketlerde son bir ay, üç ay, yılın başından bu yana performanslar nerede olmuş? İşte Borsa İstanbul performansının üzerinde mi altında mı belki enflasyonla da kıyaslarsak oluşabilir, olabilir. E, piyasa değeri, defter değeri, FK çarpanları ne durumda? Piyasa değeri ne durumda? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Son dönemde halka arzlarla alakalı, halka arz endeksindeki geri çekilmeyle alakalı çokça haber okuyorum ve bu konuda da e, sorular geliyor. Dolayısıyla yayın tamamıyla bilgilendirme amaçlı. Yani bir halka arz önerisi şeklinde şeklinde algılanmamasına fayda var. Ya da halka arzı öne çıkarmak ya da halka arzlar artık kötü oldu gibi bir fikir vermek amacıyla bu yayını yapmıyoruz. Sadece son halka arz endeksindeki genel durumu, biz tüz endeksindeki genel durumu ve bununla ilgili performans değerlendirmesini yapacağız. Genel bir bilgilendirme amaçlıdır. Herkese bu konuda duyurumu geçmiş olayım. Şimdi bir ekran paylaşacağım. Ee, bu ekran paylaşımın tabii ki öncelikli olarak bir endeksiyle olacak. Şimdi bildiğiniz üzere dün mesela e, bir kere her konuda baktığımız zaman tüm teknik göstergelerde yukarı yönde eğilim devam ediyor. Ve tabii ki burada taşıyıcı kolon endeksi alıp sırtlayan kolon ki bu e, bu e, sabah e, Murat Aslanoğlu ile de onu konuştuk. Bankacılık endeksindeki yukarı yönde yükseliş ralli tabii ki endeksi en çok destekleyen etkenlerin başında oldu. Lokomotif bankacılık endeksi oldu. Tabi insanların dikkati de yavaş yavaş kayıyor. Yani e, popüler olan şeye doğru ve çok fazla söylenilen çünkü sigorta şirketleri e, sigorta sektörünü, bankacılık endeksini, holdingleri, e, telekomünikasyonu, perakendeleri bunları biz çok fazla söyledik ve bankacılık endeksindeki yukarı yönde hareket de bir miktar insanların ilgisinin, odağının bu tarafa kaymasını da desteklemiş olabilir. Dolayısıyla Dolayısıyla halka arzları olan ilgi kısa vadeli olarak da bu tarafa kaymış da olabilir. Kısa vadeli diyorum çünkü aslında geçmişten bugüne gelen ilgi halen daha korunuyor. Sadece e, burada bazı e, detaylar var. İşte halka arzlarla ilgili alınan kararlar, e, bunların iyi anlaşılması, bununla birlikte eşit dağıtım oldu, e, bunun iyi anlaşılması, yatırımcı tarafından iyi anlaşılması gibi bazı hususlar var. Ama genel itibariyle halk arzları olan ilgi devam etti ve geçen sene 54 tane halk arz oldu. Bu yılın ilk 5 ayında da 17 tane halk arz oldu. Yani takriben 30-31 hafta kaldı yılı bitirmemize diye varsayarsak muhtemelen biz bu yılı hani tamamıyla farazi tamamıyla matematiksel konuşuyoruz. Hani her hafta bir halk onayı çıksa bu yani bildiğimiz bir şey değil ama hani çıksa öyle olsa varsayımsal olarak konuşuyoruz. Büyük bir ihtimalle geçen seneki halk arzı sayısına yakın bir halk arz olmuş olacak. Bunlar aslında çok kıymetli. Yani zaten aslında finansal piyasanın büyümesi açısından, şirketlerin finansmana erişimi açısından ki şu anda aslında finansmana erişimi açısından çok zor bir dönemdeyiz. Ve haklı olarak şirketler alternatif arıyorlar ve halk arzı bu açıdan oldukça kuvvetli bir alternatif ve dolayısıyla bunu değerlendiriyorlar. Ee, piyasada şöyle bir algı var. Bu şirket borçlu bir şirket. Borcunu ödemek için halka arz oluyor. Şimdi halka arz olacak şirketi iyi anlamak adına eee aracı kurumların eee yapmış olduğu çıkarmış oldukları eee izahnameler çünkü bir şirketi halka arz etmek kolay değildir. Eee çok meşakkatlidir ve işte fiyat tespit raporundan tutun tüm raporlara kadar izahnameye kadar eee diğer işte eee Halka Arz Kullanım Fonu raporuna kadar tüm detayları içeren belgeler hazırlanır ve bunlar sizin e, önünüze sunulur. Dolayısıyla aslında halka arz olan şirketleri seçici olarak seçmek sizin elinizdedir. E, her borçlu olan şirket borç ödemek için halka arz olan şirketler vardır yoktur gibi olarak değil ama şöyle düşünün e, yatırım yapabilmek ve yatırım yapabilmek kapasitesini arttırmak için de borç ödeyen şirketler olabiliyor ya da evet borçluluğunu azaltmak için bununla birlikte yatırım ve borçluluğunu azaltmak için de halka arzı e, fon kullanım yerini açıklayan şirketler oluyor. Her zaman e, bu çok da kötü bir durum olmayabilir. Sonuçta şirketler finansmana erişmek için halka arzı oluyorlar. Tabii ki ama yatırım öncelikli olarak şirketin yatırımlarının ne tarafta olduğunu bakmakta fayda var. Şimdi öncelikle bir borsa İstanbul'dan bahsedeceğim. Sonrasında bu e, konuşmaları devam ettiririz. Çünkü dün 11 bin seviyesine doğru geldi. E, ama Burada bir kapanış gerçekleştiremedi ve borsa İstanbul günü 11.890 seviyesinde kapattı ve şu anda da baktığımız zaman bugün saat 16:35 şu anda 11 bin seviyesini. Test ettik. Bugün gün içerisinde en yüksek görmüş olduğu seviye ve 10.886 seviyesinde şu anda hareket ediyoruz. Bugün bir miktar yataylık var. Çünkü yukarı yönde yükselişin ardından bu yatay eğilim ya da gün içerisinde oluşan kar realizasyonu, gün içi kar realizasyonları ya da güne yayılan kar realizasyonları aslında Borsa Endeksinin yukarı yönde yükselişini devam ettirebilmesi açısından sağlıklıdır. Çünkü zaten ana yön yukarı yani yukarı yönde yükseliş içerisinde aşağı yönlü bir düzeltme olduğundan bahsetmek mümkün. Peki bu düzeltme boyu nerelere varabilir? Şimdi öncelikle bir yükselen trenddeyiz. Birazdan bunu çizeceğim. Ama bir önceki tepe olan 10.400 seviyesi 10.390 biz onu hani kabaca 10.400 seviyesi olarak alabiliriz. Bu seviye üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yukarı yönde yükselişlerinde sürebileceğini söylemek mümkün. Yani şöyle bir e, yükselen trend eğilimi çizsek mesela şuradan gelen bir eğilim var şuradan şunu alsak ve daha sonrasında bunun paralelini alıp böyle hani bir paralel eğilimde bir yükselen kanal çizsek nasıl olur diye baktığımızda şurada şu taraftan alabiliriz mesela değil mi şuradan şunu bir silelim daha iyi bir Test oluyor bu buradan çizdiğimiz zaman. Mesela şu tarafa yaptığımız zaman aşağı yukarı takriben buradan geçen 10600 seviyesi. Yani 10600 seviyesi e, yatay kanal bandın üst bandıydı ve şu anda buraya tutunma çabaları devam ediyor. Yani 10600 seviyesi aslında bizim için önemli. Buradan yukarı yönde aşıldı ve üzerinde tutunma gerçekleşti. Mesela bunun bir simetrisini alsak. Hani çok basit, çok kabaca el yordamıyla diyebileceğimiz kadar basitlikte bir e, mesela şey yapsak e, çizgi çizsek takriben bunun da şu anlık hedef yani kısa vadeli hedef 12.400 seviyesi yani bu ulaşılamayacak bir seviye değil zaten dolar bazlı grafikte bugün Murat Bey de bahsetti ee, önemli dirençler önemli eşikler yukarı yönde aşıldı ve zaten e, borsa İstanbul dediğimiz şey nedir borsa İstanbul dediğimiz şey beklentiyi satın alan ve beklenti gerçekleştikten sonra beklentiyi satan bir e, yapıdır dolayısıyla e, şu anda beklentilerin Önden satın alındığı durumlar var. İşte sıcak para gelecek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bizim not görünümümüzü ve notumuzu arttıracak, yabancı yatırımcı gelecek. Bunlar zaten fiyatlara yansıdı. Şimdi daha gerçekleşmeyen şeyler var aslında CDS'in. mesela geri çekilmesi de fiyatlarda ve daha da geri çekilmesi bekleniyor ki bankacılık endeksindeki yukarı yönde performans da oldukça etkili. E diğer taraftan biz aslında çok net bir enflasyon düşüşü görmedik. Yani e, sürekli her ay düşen bir enflasyon görmedik. Bunun da getireceği e, pozitif yanlar olacak ve bu da önümüzdeki günlerde e, pozitif yansımaya devam edeceğiz. Aslında ana fotoğraf, ana resim olumlu. Dolayısıyla bu olumlu ana resim içerisinde bazen hikayesizlikten, bazen yeterli bilgi akışı geçmediğinden, bazen çok hızlı fiyatlandığından yataylaşabiliyor. Ki bunu yaşamamız şu anda da oldukça normal. Bazen de hızlı hızlı adımlarla ilerliyoruz ama ana yönümüz şu ana kadar baktığımız zaman yukarı yönde ve bu yukarı yönde yükseliş içerisindeki yatay performans durağanlıkta oldukça normal ve sağlıklı. Yukarı yönde yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Biz integral olarak 2023 yılının yıl sonunda endeksin 12.000 seviyesinde olabileceğini e, belirtmiştik. Yani beklentimiz bu yöndeydi. Ama şu anda özellikle dolar bazlı grafiklerde kırılıma dikkat ettiğimiz zaman çok daha yukarılarda ve çok daha ki bunda Merkez Bankası'nın seçim öncesindeki faiz arttırımı ve oradaki verdiği güçlü mesaj da çok e, önemliydi. Yavaş yavaş yabancı yatırımcının özellikle yılın ikinci yarısından sonra artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ve burada 12 bin seviyesinin çok daha üzerinde bir performansla yılı kapatacağımızı ve bu performansın 2025 yılına da devam edeceğini düşünüyoruz. Tabi şimdi yılın ikinci yarısından sonra e, biz yılın son çeyreğinde bekliyoruz ama Fed'in, faiz indirimleri geldiği zaman orada da aslında e, riskli varlıklara gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı oluşacak bir sermaye akımı olacak ve bu da aslında bizim performansımızı oldukça net bir şekilde arttıracaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bir yol kazası olmadığı sürece ya da bizim e, konumuz e, ekonomi olmaktan Kaymadığı sürece gündem ekonomi olduğu sürece ve odağımız da bu tarafta kaymadığı sürece biz performansın olumlu yerde olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi e, o zaman bir halkars endeksini şöyle bir koyalım. Bu BIST 100 XU100 hatta şöyle yapalım. Virgül xu 100 dediğimizde şöyle de biraz büyütelim Evet bu görünüyor değil mi Evet görünüyor Sarı olan halkarz endeksi ve kırmızı olan da e, biz düz endeksi yani gördüğünüz gibi aslında e, halkarz endeksi bir endeksinin oldukça, yukarısındaydı ve getiri anlamında, performans anlamında oldukça hızlı bir yol kat etmişti. Ama ne zaman endeksteki performans çok daha hızlanmaya başladı ve burada birkaç aylık performansı halk arzı endeksinde durulmalar oldu. Biraz önce de dediğim etkenlerden dolayı işte e, biraz bankacılık endeksi yani yatırım yapılabilir, kararların değişmesi de burada etkili olmuş olabilir. E, eşit dağıtımda halk arzların yatırımcılara az geliyor olması da olabilir ama işin sonucunda halka arzının devam etmesini ve burada performansında sürmesini bekliyoruz. Hani burada sadece şunu görmek yeterli. Halk arz endeksinde çok büyük ve derin bir düşüş yok. Sadece burada bir yatay eğilim var. Ama Borsa İstanbul'un gücü ve hızı çok fazla. Yani çok hızlı ve çok güçlü bir hareket yaptı ve dolayısıyla bunu da sürdürüyor. Mesela yanına bunun bir tane X banka koyduğumuz zaman mesela turuncu olan da X bankacılık endeksi mesela performans açısından elbette ki Borsa İstanbul'la oldukça güçlü bir korelasyon içerisinde elbette ki böyle zaten böyle olmasını bekliyorduk ee, ama halk arz endeksindeki geri çekilme burada baki yani mesela buna e, bakmak buna odaklanılabilir bir Excel hazırladım bu Excel'de halk arz olan şirketlerin e, son bir aylık ya yani daha doğrusu May Mayıs ayı başında son üç aylık ve yılın başından bu yana performanslar var. Mesela son bir ayda Mayıs ayının başından bu yana büyükten küçüğe doğru sıraladığımız zaman mesela işte şeker yatırım yüzde yirmi beş, Rubenes yüzde yirmi iki, Makin Makina yüzde yirmi buçuk, Ahlatçı yüzde on dokuz, Tap Mesela 22 günde iş günü olarak hesapladığımız daha başka yükselişler var. Mesela son 3 aya baktığımız zaman ise yine son 3 ayda şuraya bakacağız. M, M Limak Doğu Anadolu %36, Rubenis %33, Tapgıda %32, CVK Maden yüzde %25, Şeker Yatırım yüzde %24, Enerya... %24 19 19 işte ahlakçı doğalgaz e, Pasifik e, yine 10.9 diye bu şekilde devam eden uzayan şuraya doğru hatta uzayan tabii Halkars e, son üç ayda Halkars olmamış yeni Halkars olmuş kağıtlar da var burada işte koton gibi lila gibi e, oba makarna gibi e, mesela yılın başından bu yana baktığımız zaman da büyükten küçüğe sıraladığımız zaman Mesela yılın başından bu yana agrotek teknoloji e, oldukça güçlü bir performans gerçekleştirmiş. Reader teknoloji var. Kuzey Boru mesela, Bino, Şeker Yatırım, Rubenis, Akfen Yenilebilir Enerji, Kocaer, Dofer, Mega, CVK, Suriyatı, e, Sur Yatı, e, Sur Tatil Evleri, Enerya, Grain diye bu şekilde devam ediyor. Buraya şunu koyduk. E, şimdi yıllık enflasyon. %69.8. Yıllık enflasyonun üzerinde getiri getiren mesela 69.8 şuradan alabiliriz değil mi? Enerjinin üstü. Mesela bunlar yılın başından bu yana yıllık enflasyonun üzerinde getirmiş. Peki Borsa İstanbul ne yapmış? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi Mayıs ayının başından bu yana %8.7'lik bir getiri getirmiş e, son 3 ayda %16.8'lik bir getiri getirmiş yılın başından bu yana da %46'lık bir e, geri e, bir e, getiri getirmiş Halk arz endeksi ise mayıs ayı başından bu yana %2.5 gerilemiş son 3 ayda eksi %12 gerilemiş gerileme yapmış %12 yılın başından bu yana da %26'lık bir getiri getirmiş. Aslında son 3 aydaki geri çekilme burada biraz performansını ki oradaki e, matristeki tabloda da yine aynı şekilde hemen hemen baktığımız zaman son 3 ayda yataylaşan bir görüntü var ve hani burada bir miktar gerileme söz konusu olmuş. Buradaki düşüş de tabii ki etkili olmuş. Yani genel itibariyle böyle bir tablo var. Mesela şirketleri Piyasa değeri defter Piyasa değ değerleriyle mesela baktığımız zaman Astor değil mi? Yani çok güçlü. Ee, yani Astor halk arzı içerisinde e, beğendiğimiz bir şirket e, hem yapısından kaynaklı iş e, koludaki güçlenme ve e, almış oldukları e, işlerin e, performansından ve yatırımlarından kaynaklı biz Astor'u beğeniyoruz. Hatta yılın başında e, biraz yüksek çarpanlarla da olsa biz model portföye koyduk ve tutmaya devam ediyoruz. Yılın genelinde de aslında güzel bilançolar açıklamasını bekliyoruz. Yavaş yavaş da aracı kurumların raporlarına Astor girmeye başladı. E, çünkü Astor radarı girebilecek bir şirket e, dolayısıyla e, biz Astor'u beğenmeye devam ediyoruz. Ama biraz çarpanları yüksek yani biz satın aldığımızda biraz daha yüksekti. Mesela piyasa değeri bakımından 105 milyar TL'lik bir değere sahip. Yine Kiler Holding'e baktığımız zaman 61 milyar TL yani Gıda yine aynı şekilde. Mesela piyasa değeri defter değerlerine daha doğrusu piyasa değerlerine göre şirketleri şöyle bir sıraladığımızda piyasa değerlerini mesela şöyle öne alalım. Evet, Astor burada. Mesela Türk Traktörün değeriyle başa baş, işte Pegasus'la başa baş. Yani e, seçici olmak şimdi buradaki makroekonomik hikayeden, değişimden, dönüşümden bahsettik, değil mi? Dolayısıyla aslında hisse senedi performansına sadece gözü kapalı bakmak değil ya da şirket ya güzeldir bu iş yapar demek değil. Seçici olarak aslında tüm her şeyine ucuz mu pahalı mı yatırım yaptı mı daha öncesinde? Çünkü artık 2024 yılında yatırım yapılabilir senesi değil. 2022 ve 2023 yılında yatırım yapan şirketler performansını büyüme olarak büyüme odaklı olarak devam ettirdiler 2024 yılında ve bunun meyvelerini de yediler. Dolayısıyla buna bakmakta fayda var. Seçici olmak kaydıyla hisse senedi piyasasında özellikle yine halka arzlarda da e, performans ölçülebilir ve bu model portföylere girebilir ama seçici olmak kaydıyla. Burada hikaye çok önemli. Tabii şimdi halka arzlarda mesela neye dikkat edelim? İşte izahnameden bahsettik, fiyat tespit raporundan bahsettik. Bir hikayesi olup olmadığından Bahsettik. Bir sektöründe liderliğe koşan global bir şirket olma isteği var mı? Yani şirketin beklentisi, arzusu, yatırım yapma hikayesi nedir? Dolayısıyla bunları anlayabilmek için aslında bir zaman geçmesi gerekiyor. Ve belki de bir iki bilançoyu da görmek gerekiyor. Uzun vadeli bir şirket olup olmaması açısından. Biz Astor'u mesela izlemiştik ve bu şekilde bir hikaye oluştuğunda da radara giriyor. Onu da söyleyelim. Mesela yine e, FK'lara göre baktığımız zaman mesela büyükten küçüğe sıralarsak işte yeni halka arz olan şirketlerde ya da teknoloji şirketlerindeki bu yukarı yöndeki hızlı yükselişle birlikte e, tabii ki burada güçlü e, bilanço açıklayan şirketler de var. Mesela piyasa değeri, defter değeri e, küçükten büyüğe, FK küçükten büyüğe doğru baktığımız zaman işte kudu grup mesela. Piyasa değeri defter değeri bakımından 0.57. Eee var, Rönesans var, Şeker, Avrupa, MHR, Platform, Morgan diye bu şekilde gidiyor. Elbette ki sadece bundan dolayı bir satın alma olmaz ama genel itibariyle hani bunları da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Genel itibariyle halka ile ilgili son durumu Bilgilendirmek istedim. Sizin de kafanızda net bir tablo oluşsun istedim. Umarım oluşmuştur. E, haftaya çarşamba günü e, hatta belki daha öncesinde tabii e, çünkü ondan öncesinde de çekeceğimiz videolar var. Görüşeceğiz. Sorularınızı, görüşlerinizi bu alttaki videoya yazabilirsiniz. Soru cevap kısmına ve aynı zamanda da e, lütfen videoları beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.